Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. söz üzerinden devam ediyoruz. 9. sözde de 4. nüktedeyiz. 4. nükteyi dün bir miktar tefekkür ettik. Hatta metnin tamamını da bir kez okuduk. Fakat bitiremedik. Mağrip zamanına gelip kaldık. 9. sözün genelinde 4. nüktenin özelinde ne görüyoruz? Üzerine bir parça konuşursak. 9. söz bize namazın 5 vakti veçi tahsisini anlatıyor, izah ediyor. Neden bu 5 vakti tahsis edilmiş namaz? Hatta Bediüzzaman Hazretleri burada bir cümleyle onu soru olarak da zikrediyor. Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun diyerek. Ama ondan önce şunu söylememiz lazım, her dersten önce hatırlatmamız lazım. Önemli çünkü nihayetinde bir tefsir eseri okuyoruz. 9. söz bize 3 ayeti kerimeyi anarak, zikrederek, hatırlatarak başlıyor. Onları penceresi kılarak bizi hakikati götürüyor. Hangi ayetler onlar? Başta Bismillahirrahmanirrahim. O dersimize aldığımız ilk ayet. Onun ardından Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ayeti var. Ve onun ardından da وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ayeti var. Bu iki ayet Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Kısa bir mealiyle orada deniliyor ki, haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın diye kısa bir mealiyle buyuruluyor. Elbette ki meal Kur'an'ın kendisi değildir. Burada mealcinin anladığıdır Kur'an'dan. Ama özetle şöyle böyle ne söylenildiğini bize haber verir. Fakat Kur'an'ın söylediği ondan çok çok daha aşkındır. Bunu da ehli bilir, müfessirler bilir, kelamcılar bilir. Hatta fakihler bilir, yani bu ayetlerle ilgili hükümleri biliyorlarsa onlar bize bu ayetin ne derinlikte manalar, ne beliyane şeyler söylediklerini en iyi onlar bilirler. Ki geçenlerde ben izledim, Ebu Bekir Sifil Hoca, Allah ondan razı olsun, Tebbet suresinden mesela çıkarılan hükümleri söylüyor. Gayrimüslimlerin kendi aralarındaki nikah hakları ve mal sahiplikleri Müslümanlar için de geçerlidir manasını ifade ederken orada Tebbet suresindeki ayetlerden faydalanıyor. Onlardan çıkan hükümleri bize haber veriyor. Ve görüyoruz ki Tebbet suresi de sadece Ebu Leheb'den haber vermiyormuş. Daha neler neler söylüyormuş. Bunu orada o dersi izlediğinizde Bekir Develi hocanın, Bekir Develi Bey'in misafiri olduğu hocanın programı izlediğinizde görebiliyorsunuz. Pekala. Ayetler bunlardı, bizi buyur edenler bunlardı, bu yıldızlardı, bu incilerdi, pusulamız bunlardı. Devamında Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyoruz. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-i ilahiyenin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım diye başlıyor. Biz 1, 2 ve 3. nükteleri konuştuğumuz için onlara tekrar dönmüyoruz.
gerek olursa ama atıf yapacağız. Başarabildiğimiz ölçüde. Dördüncü nükteden devam ediyoruz. Dördüncü nükteyi yine bir baştan sona bir kez okuyalım. Ondan sonra kaldığımız yerden tefekkürünü yapalım. Dördüncü nükte. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler, birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-i kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirlerine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Birbirini hatırlatırların altını çiziyoruz. Dün de çizmiştik. Bugün de bir daha çizelim. Birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler, birbirinin hükmündedirler, birbirini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı, yani sabah namazı vakti, tuluğa kadar, güneşin doğuşuna kadar, evveli bahar zamanına, hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına, hem semavat ve arzın altı günü hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hilkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. Asr zamanı ise güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Bakın bu hatırlatma hep tekrar ediyor. Birbirini hatırlatırlar ilk paragrafın sonu, ikinci paragrafın sonu şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder, üçüncü paragrafın sonu nimet füyuzat-ı nimeti hatırlatır, dördüncü paragrafın sonu inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Ya bu hatırlama mevzusu mühim. O çağrışımlar, göndermeler, bunlar mühim. Mağrip zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise, yani yatsı, alem-i zulümat nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise sabah-ı haşri ihtar eder, yani ertesi günün sabahı. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı
ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve ensettir. Evet, dördüncü nükte böylece bitiyor. Biz dediğim gibi asır zamanı da dahil dün konuştuk. Yani ikindi vaktini de konuşmuş olduk. Mağrib zamanından itibaren beş vaktin kalanlarını tefekkür etmeye çalışacağız. Fakat dikkatinizi çekmiştir. Bu metin özelinde söyleyelim. Gerçi her metninde bu var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Hatta Kur'an'a bakışında da bu zenginlik var. İşari manalara yaptığı vurguda da bu var. Veya işte bahardan haşre delaletin açıklığını gösteren 10. sözün neşrinde de yazılmasında da bu var. Ve bu sözde de bu var mesela. Ya, Cenab-ı Hakk'ın bazı ayetleri tefsir ediyor. Ya da şöyle söyleyelim, bazı büyük ayetlerini bazı küçük ayetleri tefsir ediyor. İşte mesela biz haşri kuşatamıyoruz çünkü şu an biz zamanın içindeki bir mahlukuz. Zamanı anlarla yaşıyoruz, sınırlı bir şuurla yaşıyoruz. Gelecekte olan bir şeyi şu an önümüzde bulamıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok, yeteneğimiz yok. Biz şimdinin içindeyiz yani. Şimdiye mahkum canlılarız. Geçmişi bir parça hatırlayabiliyoruz ama geleceğe vukufumuz yok. Böyle bir canlı haşre nasıl iman edecek? Küçük numuneleriyle, işte bahar mesela. Baharda Cenab-ı Hak o kadar türü, o kadar bitkiyi, o kadar hayvanı, o kadar böceği tekrar yaratmıyor mu? Kışın kaybolmuş, kapanmış, saklanmış o mahlukatın tekrar beyaz bir sayfaya açıp neşretmiyor mu? Evet, bunu görüyoruz, her baharda şahidi oluyoruz. O zaman ahiretteki haşrı da buradan anlayabiliriz. Yani Kur'an'ın ayetleri diğer ayetlerini tefsir ettiği gibi, öyle yani mesela bazı ayetlerini anlamak için bazı başka ayetlere müracaat ediyorsunuz. Müteşabihatı anlamak için muhkemata bakıyorsunuz mesela. Ama kainatta da bu şey var yine. Bazı şahit olduklarımız, şahit olamadıklarımızı, gaybi olanları işaret ediyor. Olabildiklerini gösteriyor. Eğer akıl gözümüzü kapatmazsak, bakılabilir açıları kaçırmazsak o bilgi bize de verilmiş yani. Olabilirlik bilgisi en azından. Bizzat görme değil ama olabilirliğini sezme yeteneği bize de verilmiş. Bu yetenek zaten gündelik hayatımızın da işleyişinde hep elimizde. Mesela birisi bir kapıyı açtığı zaman sen de oturduğun yerde diyorsun ki o kapıyı açtığına göre ben de o kapıyı açabilirim. Oraya gideceksen gidip kapıyı açabiliyorsun mesela. Veya işte bakıyorsun kuşlar uçuyor. Demek ki canlılar uçabilir. Ben de uçan bir şey yapabilirim falan. İşte uçakları yapıyorsun falan. Veya işte ne bileyim yıldırıma bakıyorsun. Aydınlatıyor ortalığı. Diyorsun elektrikten. Demek ki aydınlatıcı bir şey yapılabilir. İşte ampuller, lambalar vesaire falan gibi gibi. İnsanoğlu olabilirlerden olabilirleri çözüyor. Yani şahit olduklarından eline verilenlerden diğerlerine işaretler çıkarabiliyor. Böyle bir yetenek Cenab-ı Hak vermiş. Bu anlamda gayba iman da büsbütün gayba iman değil. Aslında olabilirliğini alem-i şehadetten sezebiliyoruz biz. Alem-i şehadetteki işaretlerini Kur'an da bize gösteriyor. Onlara bakmamızı söylüyor. Mesela haşirde tekrar yaratılış için Kur'an ne buyuruyor? İlk kim yaratmışsa yine o yaratacak. Yani ilk yaratılışımız olduğuna göre şu an varız değil mi? Şu an varız yani. Kimse ben yokum demiyor. Var olduğumuza göre yaratılmışız. Bir kere yaratıldığımıza göre ikincisi niye zor olsun? Hatta ikincisi daha kolay. Çünkü hazır model. Yapılmış, tecrübe edilmiş bir şey.
İnsan bile kendi sanatında önce yaptığını tekrar yapmakta kolaylık çekiyor, değil mi? İşte prototip yapıyor falan, ilk önce bir karar veriyor kalıba. Ona karar verdikten sonra tekrarını yapmak kolay, hiçbir zorluğu yok ki insan için. Hatta seri imalata geçiyor mesela. Ondan sonra daha da bir iş kolaylanıyor. Gibi gibi Cenab-ı Hak da böyle ayetlerine açıklayıcı delil, işaret kılmış. Sözlerin, Bediüzzaman Hazretleri'nin Sözler Risalesi'nin veya Risale-i Nur'un genelinin içinde bunu çoklukla görürsünüz. O işari manaların çokça kullanıldığını, bunu yapmasının sebebi işte olabilirlerden olabilirlere bizi götürmek. Olduğunu gördüklerimizden olabileceğini sezdiklerimize götürmek. Bu amaçla Bediüzzaman Hazretleri bu işaretleri çok kullanıyor. Burada da namazın vaktinin kıymetini anlatırken, neden beş vakte tahsis edilmiş bunu anlatırken, gene şahit olduğumuz döngülerden büyük döngüye veya şahit olduğumuz zaman dilimlerinden, değişimlerden büyük döngülere, değişimlere, zaman dilimlerine bizi baktırıyor, gönderiyor, kafamızı, bakış açımızı zenginleştirmeye çalışıyor. Yani şimdi bir şey tabiri var böyle argo, kafa açmak diye, kafamızı açmaya çalışıyor Bediüzzaman Hazretleri. Bak bir de böyle düşün, bir de şu açıdan bak, bu kadar dar alanda düşünme, onun büyük şeyle irtibatını düşün, büyük resme bak gibi bizi şevklendiriyor. Sırtımıza desti teşvik olarak şöyle hadi bakayım yapıyor yani, tabiri caizse. Evet, Mağrip'ten devam edelim. Mağrip zamanı ise, yani akşam vakti ise, mağrip, garp, güneşin batışı, işte grup batmak demek, işte güneşin batışı demek. Mağrip, güneşin bat, işte garp tarafı, batı tarafı, güneşin battığı taraf demek. De mağrip de akşam vakti. Mağrip zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu bir akşam vakti neyi hatırlatıyor? Güz mevsimi ile kışın arasını, yani güzün sonunu, mahlukatın gidişini, mesela leylekler gidiyor, mesela ördekler gidiyor, başka bir sürü canlı var, göçebe kuş var, sinekler kayboluyor, böcekler kayboluyor, arılar gidiyor. Onların gidişini diyor, bir hatırlatıyor sana bak. Bu giden o gidene işaret ediyor. Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, bir üst dilime daha çıktık, sen de gideceksin. İnsanlar da ölüyor. O şeye çıkardı bizi akşam namazı, çağrıştırdı, çağrıştırması lazım. Hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini, yani kıyamet kopmaya başladığında o dünyada başlayan yıkım, bozulma, dağılış ona işaret ediyormuş bir de. Kıyametin iptidası yani başlangıcı harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi ifham, Allah'ın celali tecellileri onları anlatıyormuş. Celali tecelli nedir? Cenab-ı Hakk'ın haşmetini gösteriyor böyle. Biraz da korkutucu, bizi korkutan, hüzünlendiren bazen. Ama özünde haşmet var. Celal korkutucu güzelliktir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellisi o kadar bir haşmet kazanıyor ki onlarda korkuyorsun. Arkasından ne gelecek endişeleniyorsun böyle tabiri caizse. Tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Demek ki akşam namazının psikolojisi de böyle olmalıymış. Akşam insana gidişlerini hatırlatmalıymış. Önce güzün gidişini, yani baharın, yazın neşesinin gidişini, ardından insanın kendisinin gidişini, insanlığın gidişini, sonra kıyametle bütün varlığın gidişini ve onlardaki o gidişlerdeki tecelliyat-ı celaliyeyi anlatmalı, ifham etmeli ve bu ifhamla bizi gaflet uykusundan uyandırmalıymış. Halbuki akşam vakti de aslında uyku vakti, değil mi? Bizim
Uyumayı sevdiğimiz zamanlar akşam yatsı işte artık. İnsanoğlunun vücudunun uykuyu istediği zamanlar. Gerçi şimdi yalancı ışıklar yüzünden o dengemiz bozuldu artık. Televizyon var, şu var, bu var. Çok geç yatıyoruz. Aydınlık da var, lambalarımız da var. Pek uyumak istemiyoruz o yüzden. O düzenimiz biraz bozulmuş. Fakat işte o dalgınlık vaktinde bunu düşünmek gerekiyormuş. Ne kadar başarabiliyoruz o ayrı. Fakat onun psikolojisinde olmamız gerekiyormuş namazda. Elbette şunu kabul etmek lazım. Biz ahir zaman insanları doğayla da, tabiatla da, Allah'ın yaratışı olarak kainatla ilişkimiz eskilerin düzeyinde olmadığı için bunların tam şuuruna varamayabiliyoruz. Ne demek istedim? Şimdi ben mesela küçük bir yerde büyüdüm, bir ilçede büyüdüm. Yani ilçenin de küçüğü. Orada şimdi düşünüyorum benim tabiatla, doğayla, kainatla bağımı, bir de İstanbul'daki hayatımı düşünüyorum. Yani İstanbul'da aslında pek de bir bağım yokmuş gibi, çok kopmuş bir vaziyette. Ha, bir ağaç falan görürsek ondan elbette şey yapıyoruz. Bir bahar neşesi alıyoruz şimdi işte bizim bahçe, daha doğrusu işte bahçecik diyelim. Bir ağaç var orada, kiraz. Bizim apartmanın baktığı, o kirazın çiçeklerini gördüğümüz zaman bir neşe alıyoruz ama bu elbette köyde, kırsalda veya küçük şehirlerdeki insanın teması gibi değil veya eskilerin teması gibi değil. Biz daha çok böyle perdeli bir şekilde temas ediyoruz. Çoğunlukla temasımız betonla, asfaltla, yeni teknolojiyle oluyor. Bu da bizim o şuuru tam hissetmemize belki mani oluyor. Halbuki günü güneşle birlikte yaşayanlar için elbette bu psikoloji daha etkili olur. Daha çok kendini gösterir. Onlar Bediüzzaman'ın bu metnini okuduklarında da daha çok hisse alırlar. Ben şu an ne kadar gündüz görebiliyorum ki? Mesela apartman boşluğuna bakan bir odadayım ben. Zaten dışarıda çok güneş varken bile benim odam en fazla ikindi gibi oluyor. Şimdi böyle olduğu için benim o sabah şuurunu hissetmeyişim normal ama memlekette böyle değildi. Memleketteyken mesela güneşten uyuyamazdınız ki uzun süre. Şimdi ben mesela sabah kalkmazsam kalkmıyorum epey bir süre. Çünkü odam karanlık, karanlık insanı uyandırmıyor, tetiklemiyor. Ama eskiden memleketteyken sabah güneşi doğrudan evin içine vurduğu için o güneş insanı uyutmuyor artık yani. Resmen tokatlıyor sizi. Kalk artık, bak o kadar aydınlandı her taraf. Daha ne yatıyorsun gibisinden. Güneş size bir nasihat ediyor, uyandırıyor, hissettiriyor kendisini. Bu anlamda ahir zaman gafletinin, bu da Allahu Alem kaydıyla söyleyeceğim bir tefekkürüm olsun. Sizin de aklınızda bir kenarda, der kenarda kalsın. Ahir zaman fitnesinin insan üzerinde bu kadar etkili olması, müminler üzerinde bu kadar etkili olması, belki de bir nebze de müminlerin o metropol hayatı, o şehir hayatı, o doğadan kopuk hayat içinde bu türden nasihatleri, çağrışımları yeterince hissedemeyişlerinden. Yani biz kendimizin oluşturduğumuz suni ortamlarda doğayla temasımızı yitirdik. Bu yitirmeden dolayı da almamız gereken işaretleri yeterince almıyoruz. Almadığımız için de çağrışımlara yeterli karşılığı veremiyoruz. Veya şuur altımız veremiyor. Veya biz de şuurumuzla dahil olamıyoruz. Burada da mesela şimdi akşam namazının şeyini okuduk. Şimdi ben sabahtan beridir odamın ışığı açık benim. Çünkü dediğim gibi yani apartman boşluğuna bakıyor. Şimdi ben hep odamın ışığı açıktı. Benim sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı arasında bir fark yok ki benim odamda. Oradan bana bir çağrışım gelsin. Ama ben günü güneşle yaşasaydım, bu işte yalancı yaşasaydım, günü güneşle yaşasaydım, o zaman bu yalancı ışıkla değil, güneşle ben dersimi alacaktım. Yalancı ışık bir kesinti yapmıyor, akşam olduğum mu daha karanlık etmiyor veya güneş vaktinde daha çok parlamıyor, stabil, sabit. Öyle olunca benim çağrışım dünyam da belki o anlamda zayıflıyor. Ben bu manaları hissetmiyorum mesela. Güz mevsiminin ahirinde mahlukatın grubunu düşünmüyorum.
insanın vefatını düşünmüyorum. Hem dünyanın kıyamet iddiasındaki harabiyetini ihtar almıyorum. Tecelliyeti celaliye şahit olmuyorum ki onu, yani seyrinde değilim. Bu anlamda fakirim. Bu anlamda ahir zaman insanı kainatla bağı konusunda fakir. O sıcağı sıcağına güneşle bağ kuramıyor. Benim babam rahmetli mesela İstanbul'a gelene kadar muhtemelen o bütün hayat boyunca üstüne güneş doğmamıştır. Güneş doğmadan kalkardı. Böyle hani daha ezanlar okunmadan çıkardı evden babam. Şimdi onun şeyini düşünüyorum, o şeyle bağını. Bir de kendimi düşünüyorum. Ben çok kopuğum şu an. O öyle yaşadı. Ben böyle yaşıyorum. Elbette benim de dünyamda bunun etkisi oluyor. Ahir zaman dalaletinde, sapkınlığında bunun etkisi oluyor. İşte lamba güvenci var bizde belki de. Böyle şey yapalım, ifade edelim. Hiç kesilmeyen, sürekli aydınlanan bir yalancı ışık güvenci var bizde. Güneş şeyi yok, dinamik ilişkisi yok. İla ahir. Pekala, akşam üzerine daha düşünelim mi? Akşamdaki kıyamet çağrışımı mühim gerçekten. İmtihanın bitişi. Ve burada aslında şu anlamda bir tecelliyat-ı celaliye yok. Yani Cenab-ı Hak bir şeyleri yıkmıyor akşam vakti olunca. Tabiri caizse bir şeyleri patlatmıyor, dağıtmıyor. O anlamda bir celal görmüyoruz. Ama güneşin gidişi bile bizim için celali bir şey ifade ediyor. Çağrışım. Neden? Çünkü cemaller gizlendi. Yani cemallerin gizlenmesinden biz celali derk ediyoruz. Güzelliği görmeyi yitirdiğimizde resim bize celali gösteriyor. Ama parça parça güzelliğe uyanırsak o zaman cemal yüzü görünmeye başlıyor. Bunu nasıl anlatalım? İşte gene verdiğimiz örneği seçelim. İşte bir gelinciğin güzelliği ne kadar latif, insanın gönlünü hoş ediyor. Ama şöyle bir vadide, gelincik tarlasına denk geldiğinizde veya o kocaman alanın tamamen böyle kızıllığı insanı bir ürpertiyor böyle içinde. Onun gibi o parça parça güzelliklere erişinceye kadar yaklaştığınızda o kırmızılığın şeyi gidiyor belki. Ne diyelim? Haşiyeti gidiyor. Ama uzaklaştığınızda o parça parça cemalleri göremediğiniz için nevide celaldir, fertte cemaldir sırrı kendini aşikar ettiği için orada bir haşmet görünmeye başlıyor. Şimdi akşam vaktinde de öyle bir şey var. Akşam vakti güzellikler gizleniyor. O parça parça seçebildiğiniz gelincikler artık görünmez oluyor. Bütünün üstünde bir siyahlık var. Ve o siyahlıkta sanki bir sonsuzluk var. Şimdi güneş varken renkler vardı, nesneler vardı, boylar vardı, enler vardı, derinlik vardı, nispetler vardı. Ve bu nispetler sizin o büyük resmi görmenizi bir ölçüde engelledi. Nasıl engelledi? Parçalara konsantre olabildiniz çünkü. Mesela işte önünüzde şu var, onun arkasında bu var, şu var. Bir bütünlük olarak algılamadınız onu. Cemalin görünmesi öyle olur. Çünkü cemal bütünden önce parçanın görülmesidir. Parçadaki güzelliğin görülmesidir. Elbette onun bütünde bir yeri vardır ama o sonraki bir şuurdur. Ama celalde o sonraki şuur öne geçiyor. Gece vakti böyle baktığınızda bütün bir vadiyi mesela karanlık içinde gördüğünüzde onda bir korku hissedersiniz yani. Çünkü o artık siyahla beraber bir bütünlük oldu. Tek renge bürünmekle o sabahki farklı renkleri, tonları, şekilleri, derece derece nispetleri yitirmekle tek bir şey haline geldi sanki. Ve onda sizde celal oluşturdu. Yani celalin etkisini oluşturdu. Bu anlamda da akşamda böyle bir sır var. Akşam vakti bazen böyle mesela ben gene kendi hatıralarıma gideyim. Tepenin üstüne doğru bir fırın vardı. Yani kadınların ekmek yaptığı bir fırın. Annem orada ekmek yapıyor. Ben de evde hazır ekşimiş hamuru alacağım, oraya götüreceğim ama akşam olmuş artık. Şimdi tepeye çıkarıyorum. Evler az orada. Pek bir ev yok.
Çıkıyorum, ışık mışık da yok yani. O karanlık nasıl şey hissettiriyor insana, ürpertili. Her an bir şey çıkabilir. İşte dağa bakıyorsunuz, dağla şeyin arası kopuk değil artık. Hani o işte ışık şeyi gözükmüyor. Dağla gece birleşmiş gibi gözüküyor falan. Büyüklüğünü tayin edemiyorsunuz. Büyüklükleri tayin edemiyorsunuz. Bir de orada bir şey gözüktüyse köpek möpek falan. Allah. Korkunuzun dibi yok artık gibi. Gecede hakikaten bir celal var. Ama dediğim gibi yine o yalancı ışıklar, biz bugün şehir hayatında öyle yaşamadığımız için nispeten daha az hissediyoruz bunu. Fakat köylük yerde gece gerçekten gecedir. Akşam gerçekten akşamdır. Mesela akşam ezanından sonra dışarıda gezemezsiniz. Çocuklar için özellikle eve gelinecek. Akşam okundu mu evde olacaksın. Tekin değil ondan sonrası. Evet. Tecelliyat-ı Celaliye bağlamında akşamı böyle okuduk. Gündüzün geceye, akşama dönmesinde bir cemalin gizlenip celalin kendisini göstermesi sırrı var gibi. Bu da gaflet uykusundan uyandırıyor, uyandırmalı. İşte bir parçası da o çocukların şeyi, annelerin, ebeveynlerinin şeyi. Aman akşam ezanından sonra dışarıda dolaşma. Niye? Başına bir şey gelir. Göremezsin, önüne düşersin falan veya işte vahşi hayvan varsa çevrede saldırabilir veya bir uyandırıcılığı var yani, bir tetikte olman lazım artık bu dakikadan sonra. Bastığın yere dikkat etmen lazım karanlıktaysan. Gündüz kadar rahat olamazsın. Karanlığın böyle bir uyandırıcılığı var. İnsanın dikkatini açıyor. Nasıl hani körlerin gözleri Cenab-ı Hak alıyor bu dünyada ama onlara işte koku yeteneği, duyma yeteneği, dokunma yeteneği daha üst düzeyde veriliyor, bağışlanıyor. Bununla ilgili çok örnek de görmüşsünüzdür yani. Normal bir insandan daha fazla duyuyor, daha fazla kokluyor ve daha iyi dokunuyorlar. Dokunmaları daha açık oluyor. Sezgileri daha açık oluyor vesaire. Bunun gibi akşam da aslında alırken veriyor bize. Evet, alıyor, ışığımızı alıyor ama o alırken neyimizi açıyor? Dikkatimizi açıyor. Daha azla daha çok şeyi başarmanın yolunu gösteriyor. Biz hep bolluk içinde olsaydık elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmezdik. Hep gündüz olsaydı güneşin kıymetini bilmezdik. Yokluğunu tatmadık ki hiç. Ama bir akşam, bir gündüz, insanoğlu gündüzün kıymetini biliyor. Bir ölüm, bir hayat, insanoğlu hayatın kıymetini biliyor. Ölüm olmasa, yani bir sınır koymasa, insan bu aradaki boşluğu doldurmaya çalışır mı? Ya boş ver der yani, daha sonsuz ya, boş ver. Devam et, salla patiyi yapar, onun arasını doldurmaz. Ayet-i Kerime o yüzden öyle buyuruyor. Ne yapacağınızı görmek için, nasıl amel edeceğinizi görmek için, ölümü de hayatı da yaratan odur. Çünkü hayatı kıymetli yapan ölüm. Hayatı doldurmamızı sağlayan ölüm. Sınavın bir bitiş saati var, o bizi gayrete getiriyor ki sınav kağıdını dolduralım. Aman ne kadar doldurursak o kadar kar. O heyecanı bize ölüm veriyor. Gün dedi onu akşam yapıyor işte. Akşam geldiği zaman diyoruz ki işte daha yapacak bir şey kalmadı. Güneşle yaşasaydık tabii yine. Biz şu an yalancı ışıklarla yaşadığımız için o da o kadar bizi etkilemiyor. Işık yandığı sürece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama olmasaydı güneşle beraber ona göre bir hayat yaşayacaktık. Güneş varken işimizi yapmaya çalışacaktık. Kıymetini bilmeye çalışacaktık. Aman akşam olmasın da şu işimi de bitireyim diyecektik. Ve işte gafletimiz bu açıdan dağılmış olacaktı. Akşamın gelişiyle. Dikkatimiz açılacaktı. Evet, ikaz eder dedik. İşa vakti işte. İşa yatsı demek. Evet, yatsı vakti demek. Alemi zulümat. Yani karanlık alemi, nehar aleminin, yani gündüz alemi. Nehar gündüz diyebiliyorum ben. Evet, gündüz aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiyeyi asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar Zülcelal'in celalli tasarrufatını
ilan eder. Neler hatırlatıyormuş yatsı namazının vakti? Hangi büyük inkılapların, dönüşümlerin, zaman devirlerinin habercisiymiş, hatırlatıcısıymış, işaretçisiymiş? 1. Alem-i zulümat nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini. Yani karanlık alemi, gündüz aleminin bütün eserlerini siyah kefenle örtüyormuş. Akşamda yine az bir şey ışık vardı. Bir şeyler seçiliyordu az buçuk da olsa. Ama artık yatsıda o da kalmadı. Yani görünürlükler renk olarak gitti. Öyle bir karanlık oldu, şekil olarak da gitti artık. Seçilebilirliğin hiçbir düzeyi kalmadı. Tamamen kapandı. Bir ötesi yani. Akşamdaki şuurun bir ötesi. Hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Bak. Bak bak yani ne örtenler var. Şimdi o örtü bu örtüyü çağrıştırdı. Kış da beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtüyor. Şimdi şuradaki kelime sanatına bakar mısınız? Yani nasıl Allah göstermesin birisi vefat ettiğinde, bir ölünüz olduğunda yüzü örtülür böyle hani morgda falan da yüzü kapalıdır. Yakınlara bakacağı zaman şöyle bir açarlar, sonra geri örterler ya. Ona benzetiyor üstad. Hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Kışta onu yapıyor diyor. O karla yüzünü örtüyor. Toprak öldü, dinlenecek o. Yazda tekrar dirilmek üzere, baharda tekrar dirilmek üzere. Kış da onun yüzünü örtüyor. Yatsının örtüşü bunu hatırlatıyor. Hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarı, yani ondan kalan eserler dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini. Bak bir perde daha, bir örtü daha. Neymiş? İnsan ölüyor ama ondan kalan bir şeyler var. Hatırası var, eserleri var. Ne bileyim bıraktığı ne türden izler varsa onlar var. Onlar kalıyor mu? Yok. Onlar da bir zaman sonra onların da üstü örtülüyor. Seni hatırlayanlar da ölüyor. Yani sen ölüyorsun, seni hatırlayanlar da ölüyor. O ölümün tam oluyor işte yani. Daha hatırlayan da kalmıyor seni. Ben mesela en yukarı dedemin babasının ismini biliyorum. Dedemin dedesinin ismi ne? Bilmiyorum. Bilen de kalmamıştır. Yani sanmıyorum ki bilen kalsın. Şimdi bak hatırlayanların hepsi gitti. O yaşadı mı yaşamadı mı? Ha, elbette ben varlığımla öyle bir şeyin deliliyim ama kimdi o, nasıldı o? Kaç boyundaydı, nasıl yürürdü, ne yapardı, ne söylerdi? Kalmadı ki. İşte perde var perde üstüne. Öldün bir perde, unutuldun ikinci perde. Evet. Hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın, yani imtihan yeri olan dünyanın bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Bakınız yukarıda tecelliyat-ı celaliyeyi ifham dedi ama burada biraz daha Kahhar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder dedi. Demek ki ölüm unutulmaya nazaran daha az celalli bir hadise mi acaba? Hani buradan böyle bir ders çıkarabilir miyiz? Sanki üstadın yatsıdaki bu ziyadeleştirmesi bana öyle bir şey hissettirdi, çağrıştırdı. Buraya Kahhar-ı Zülcelal, yani kahreden Allah, kahredici Allah. Bu kelimenin tam şeyini burada nasıl vermişler ona bakalım. Kahhar-ı Zülcelal, mutlak üstünlük sahibi olan, haşmet ve yüceliği sonsuz olan Allah demekmiş. Mutlak üstünlük sahibi olan, haşmet ve yüceliği sonsuz olan Allah demekmiş. Onun celalli tasarrufatını ilan ediyor. Buradan şuna da varabilir miyiz acaba bir pencere olarak? Şimdi Müslüman imanıyla
inanıyor ki Cenab-ı Hakk'ın ilminde ameli kayıtlı, kendisi kayıtlı. Bu kayıt silinmez, unutulmaz. Cenab-ı Hak unutmaktan münezzehtir. Veya meleklerin defterlerinde eserleri kayıtlı, amelleri kayıtlı. Onlar bizim fotoğraflarımızı çektiler, görüntülerimizi aldılar. Bunlar da unutulmayacak. Yaptığımız işler için söylüyorum. Hayır işler veya şer işler. Cenab-ı Hak şer işlerimizi affetsin. Bu açıdan Müslüman ölüm şeyini yaşıyor. Evet, ölüm hepimizin başında. Ama unutulmak endişesini yaşamıyor. Yani bizim muhatap olduğumuz celal tecellisinde bir derece yumuşaklık var. Kafir öyle değil. Kafir, ateist mesela, ateisti düşünün. Adam ölümden sonraki hayata inanmıyor ki. Veya baki bir Allah'ın olduğuna, her şeyi ilminde tuttuğuna, bildiğine, levh-i mahfuza, kaleme, alemi gaybe falan inanmıyor ki şimdi adam. Onun muhatap olduğu tecelli, celal tecellisi bizimkinden daha fazla. Çünkü onda unutulmak da var. Belki hani bu manaya da buradan bir ufak bakış açısı yöneltilebilir. İşa vakti ise alem-i zulümat, yani karanlık alemi, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını, yani kıyameti, o şeyi ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celali tasarrufatını ilan ediyor. Demek ki yatsı vaktinde de böyle bir ders var. Böyle çağrışımlar olmalı, duymalıyız, hissetmeliyiz. En azından bilmeliyiz ki yatsı namazının böyle kazıtları var. Gece vakti ise yatsının da ilerisi. Hem kışı, hem kabri, hem alemi berzahı, yani kabir alemini ifham ile anlatarak ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Karanlığın en koyu anı, ışığın da en yakın anı. Hep söylenir ya, gecenin en koyu vakti gündüze en yakın vakittir. Bak, o gecenin karanlığı da ruhu beşeri rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu hatırlatıyormuş. Orada bir açılım oluyor demek ki. Acizimizi, fakrımızı bir idrak oluyor demek ki. Rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, teheccüd namazı sünnet olan bir namaz ama sünnetin kuvvetlilerinden, yani kılınması çok sevaplı, çok tavsiye edilen, benim de bir türlü düzene sokamadığım, ara sıra başlayıp tekrar fire verdiğim bir namaz. Cenab-ı Hak devamlı düzenli kılmayı nasip eylesin. Kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im Hakiki, yani gerçek nimet veren Allah, hakiki nimet verici olan Allah, nimetlerin gerçek sahibi olan Allah, nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. Şimdi bakınız, yukarıda değişimi yaşarken, ışığı yitirirken celal müşahede ediyorduk. Ama o dibe vurmada artık ışık kalmadı. Tas tamam kas karanlık, öyle bir ortamda kaldık. Orada Rahman'ı görmeye başladık. Demek ki insanın celal tecellisiyle yaşadığı sarsıntı yoksunluk süreci boyunca yaşanıyor. Yoksunluğun dibine vurduğunuzda, zirvesine çıktığınızda, artık tamam benim olacak bir şey kalmadı, tamamen yitirdim dediğiniz anda orada artık çıkış başlıyor. Yani Cenab-ı Mün'im Hakiki'yi görüyorsun, rahmeti rahmanı görüyorsun. Varlık iddiası kalmıyor yani insanın. Burada burası bana enteresan geldi. Yani şu anda yukarıda, akşamda sen, yatsıda sen, celalli tecelliye dikkat et, kıyameti hatırlatıyor de. Aşağı geldiğinde rahmeti hatırlatıyor de. Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ediyor de. Demek ki o fena fillah makamı dediğimiz yerde acılar bitiyor. Ya da
ne diye, yitirilişin şeyi kalmıyor artık. Bitti ya, gitti zaten hepsi. Yani orada o şuur, o süreci yaşayarak, tutunacak bir şeyler arayarak, kurtuluş vesilesi kollayarak falan, böyle nefsin, hevanın çıkış araması bitiyor orada artık. Tamam, teslim oluyorsun. O teslimiyette de açılım başlıyor. Tılsım başlıyor yani, tabiri caizse. 8. söz dönersek, o tılsımla o kuyunun duvarı açılıyor. Demek ki gecede de bu varmış. Gecenin teheccüdünde, o şuurla yaşandığında gece, insan yitirilişinin ortasındaki yoksunluğu ve o yoksunluğun kendisini bir rahmet arayışına sevk edişini hatırlıyormuş. Hatırlamalıymış. Namazını kılarken bunu düşünmeliymiş. Bunlar aklında olmalıymış. Şuur altında veya şuur üstünde bununla yaşamalıymış. Cenab-ı Münim-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. Elhamdülillah. Yok ki kalmadı şimdi mesela. Olanları hayal ederek ya ne kadar şükretmek gerekiyormuş. Ne kadar hamd etmek gerekiyormuş. Ne kadar övmek gerekiyormuş. Buna uyanıyorsun yani o yoksunluğun içinde. Ama tam yitirmemişken kurtarmaya çalışıyordun. Elinde bir şeyler tutmaya çalışıyordun, başarmaya çalışıyordun. Ne zaman ki hepsi gitti, o zaman dilenciliğini tam idrak ettin. Yaratanın sen olmadığını idrak ettin. O emekle o işlerin olmadığını, emeğin sadece dua olduğunu, çabanın, amelin sadece dua olduğunu, verenin münimi hakiki olan Allah olduğunu ancak o yoksunlukta, o büsbütün sıfırlanmada derk ettin. Bu yüzden insan da kendi içinde, işte mutasavvıflarımız bize hep bu eğitimi veriyor. Allah hepsinden razı olsun. İnsan kendi içinde varlık anlamında Cenab-ı Hakk'a karşı sıfırlanmazsa o şeyi tam hissetmiyor. İşte Karun gibi, bana ilmimle verildi. Ben de yaptım bir şeyler. Ben var ya ben olmasam benim ne oluyor bunlar? Benim sayemde, bensiz mümkün değil falan böyle. O bencilik Cenab-ı Hakk'ı görmemize engel oluyor. Ne zaman ki orada tam bir yoksunluk hasıl oluyor. Yok, bizden değilmiş, biz yapamıyormuşuz. Bunlar elimizden alınınca tekrar yaratamıyormuşuz, veremiyormuşuz, kazanamıyormuşuz. Onun derkine vardığımızda hamd ve senaya da yüzümüz dönüyor gibi. Burada da böyle bir sır var gibi teheccüd vaktinde. İkinci sabah ise sabahı haşri ihtar eder. Gün döndü, ertesi gün sabah başladı. Ne anlatıyor bize? Sabah-ı haşri, yani tekrar dirilişimiz. Onu hatırlatıyormuş. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o katiyettedir. Nasıl ki gecenin gündüzü var, kışında yazı var, buradaki ölümümüzün de haşri var. Cenab-ı Hak o döngüleri birbirine bağlamış. İşte o başta dediği, orayı da okuyayım şimdi, bak bunları okuyoruz ama o ilk paragraf önemliydi aslında. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat kübrası olan, şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirlerine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirlerini hatırlatırlar. Biz bu perspektiften yani namazın vakitlerine bakıyoruz. Ve görüyoruz ki ertesi gün sabah namazının vakti de bize dirilişi hatırlatıyor. Tekrar kalkacağımız zamanı, o yitirilişin aslında bekas, sonsuz bir varoluşla ödüllendirileceğini hatırlatıyor. İkinci sabah ise sabahı haşrı ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir. Demek
bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi, Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri, kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir. Yani fıtratla, ubudiyetle bu borcumuzun bir ilgisi var. Şu demek bu beş vaktin her biri mühim bir inkılap başında oldu. Yani daire daire, o saatin saniye, dakika, saat milleri gibi aynı döngünün içinde daha küçük bizim yaşadığımız bir numunesi. Ama büyüklerinde de karşılığı var. Daire daire yansımaları var. Ardında ardında şeyleri var. Hatırlattığı silsileler var. Her namazın vakti öyle bir mühim inkılap başında, büyük değişimin başındaymış. Ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi daha büyüklerini, olanları, kuşatamadıklarımızı, sadece sezdiklerimizi veya akılla bildiklerimizi ihtar ettiği gibi, Kudret-i Samedaniye'nin her şeye ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Öyle bir kudret sahibinin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle, yani büyük tasarrufları, günde, her gündeki büyük tasarrufları, burada söz basımına vermiş buna, her gün meydana gelen büyük tasarruflar, faaliyetler, tasarrufat-ı azime-i yevmiye, zaten yevm, yevmiye vermek, gündelik vermek, biz de kullanıyoruz bunu. Yevm, Arapça gün demek. Maliki yevmiddin, Fatiha'da var, hesap gününün sahibi demek. Mesela, Maliki yevmiddin, din gününün sahibi, hesap gününün sahibi veya öyle söyleniyor yani. O din hesap olarak tefsir ediliyor, meallendiriliyor veya. Evet, tasarrufat-ı azime-i yevmiye, her gün meydana gelen büyük tasarruflar, faaliyetler. Ona işaret ediyormuş bu Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufları, hem senevi, yıllık, asri, yüzyıllık, hem dehri, bütün zamanı ele alarak, dehir zaman demek, çağlar içine alan zamanın geniş aynası demek, kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Hem kudretin mucizelerini gösteriyor o dönüşüm, hem de rahmetin hediyelerini. Çünkü yitirdiklerimizde bir uyanış oluyor. Hem gidene gidişiyle bir celal hissediyoruz, hem de ardımızda kalanın güzelliğini fark ediyoruz elimizden alınmasıyla. Hani öyle derler, elinden alınmayınca, zıttını düşünmeyince insanoğlu nimetin değerini bilmez derler. Haklı mı? Haklı. Yoksunluğunu fark ettiğimizde öncekinin kıymetini anlıyoruz. Kel olur, sırma saçlı olur, işte kör olur, badem gözlü olur derler ya, niye? Aslında nimetin kaderi anlaşılıyor onunla, yoksunluğuyla. İnsan yoksunluğuyla nimeti fark ediyor. Günün içindeki farklı evrelerinde böyle bir hikmet olabilir diyor üstad. Veya vardır diyor üstad, biz olabilir diyoruz. O parçalı yaşantı içinde sabah, öğle, akşam, sabah, öğle, ilkinde, akşam, yatsı, gece, o yaşayış içinde günün beş evresinde beş farklı şeyin kıymetini bilmemiz ihtar ediliyor. Sabahın kıymetini bil, öğle geldi. Öğlenin kıymetini bil, İkindi geldi. İkindinin kıymetini bil, akşam geldi. Akşamın kıymetini bil, gece geldi. Gecenin kıymetini bil, sabah tekrar geldi. Yani dinlen gecede mesela. O her birisinin elimizden alınmasıyla, döngüler içinde yaşatılmamızla biz aslında bir uyanış da yaşamalıyız. Öncekine dair. O yüzden belki bu ikili anma oldu diye düşünüyorum. Ne dedi? Kudretin mucizatı, mucizesi. Hem de rahmetin hedayası, yani hediyeleri hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat, fıtratın vazifesi, yani bizim fabrika ayarımız, içimize konmuş, yapınca mutlu olduğumuz şey, kuş için uçmak mesela fıtridir, at için koşmak fıtridir, balık için yüzmek fıtridir. Yani tabiri caizse yaratılışının gereğidir o gibi, namaz da bizim yaratılışımızın gereğiymiş.
Esas-ı ubudiyet, kulluğun bir esasıymış. İbadetlerin, ubudiyet niye diye, ne diye verilmiş ona bakalım. Esas-ı ubudiyet, kulluğun esası özü, evet biz de öyle anladık. Farklı bir mana verecekler mi diye baktım ama yok. Ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir. Evet, biz de Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden aldığımız bu dersle 9. sözün 4. nüktesiyle gördük ki bu 5 vakit öyle sıradan 5 vakit değil. Ve onlarda kılınan namaz da sıradan bir yere gitmiyor, haşa. Tam zamanında, tam yerinde, tam tutulması gereken başta yapılmış oluyor. Tam yerine getirilmesi gereken bir hikmet oluyor. Ve böylece alemle insan birleşiyor. Alemle insan namazından birleşiyor arkadaşlar. Son bir cümle olarak bunu aklımızda tutalım. Alemle insan vaktinde kıldığı namazından birleşiyor. Bu nedenle sabah kılmayayım, akşam kaza ederim veya şimdi kılmayayım, sonra yaparım falan. Bunlar o sırrın ıskalanması anlamına geldiğinden elbette hikmet eda edilmemiş oluyor. Peki, bugün de böyle bitirelim. Hatta belki biraz da erken mi bitirmiş olacağız? Yok, gene bir saate yaklaştık galiba. Nasip. Bir dahaki sefere inşallah 9. sözün 5. nüktesini konuşmaya başlayacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.